Türk İş'ten Task Center Antalya Konya altında faaliyet gösteriyor. TDC Klinik bünyesinde alanında uzman kadrosuyla sağlık sektörüne yönelik hizmet sunuluyor. Bizlerde ortodonti uzmanı Ahmet Yalçın Güngör'e mikrofonlarımızı uzatarak bilgiler alıyoruz. Ben 2005 Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra 2009'da doktoramı ortodonti bölümünde yaptım. O yıldan beri de mesleğe devam ediyorum. Genellikle sağlık turizmi deyince diş hekimliğinde böyle dışarıdan gelen turistlerin dişlerini estetik anlamda güzelleştirmesi, krom köprü ve implant uygulamaları aklıma geliyor. Ama son zamanda artık ortodonti de sağlık turizmine katıldı diyebiliriz. Bizim mesleğin en büyük, en önemli kısmı bence yenilikleri takip etmek. Çünkü sürekli gelişen, her şeyde olduğu gibi teknoloji diş hekimliği alanında da hızla gelişiyor ve takip etmemek demek bunların dışında kalmak demek. Biz de yani elimizden geldiğince bunları takip edip en yeni teknoloji neyi gerektiriyorsa tedavilerimizde en önemli husus bence bu. Yani bizim burada diş hekimliğine dair bütün alanlarda hizmet veriliyor. Tamamı uzman arkadaşlarımız tarafından yapılıyor alanından. Ben ortodonti uzmanıyım. Ortodonti tedavilerini ben yapıyorum. Yine cerrah hocamızla cerrahi tedavileri o yapıyor. Bunun gibi bütün arkadaşlarımız alanında uzman ve her tedaviyi kendi uzmanı yapıyor. Şimdi de yardımcı doçent doktor, ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı Salih Çelik'e mikrofonlarımızı uzatarak sağlık turizmindeki çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. Ben Doktor Salih Çelik. Yaklaşık 92 yılından 2005 yılına kadar normal diş hekimliği yaptım. 2005 yılından bu tarafa da ağız, diş, çene cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Sağlık turizmi gerçekten çok olumlu bir atılım, olumlu bir girişim. Fakat her şeyin olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz taraflar da var. Bu işe hekim olmayan kişilerin de tabii ki girebilir. Bunların resmi olarak şeyleri var, imkanları var. Ama çok farklı şekillerde yürüyebilmektedir. Burada önemli olan işlerin etik kurallar içerisinde düzgün bir şekilde devam etmesi. Sağlık turizmi deyince aklımıza sadece para, dolarlar veya ne bileyim döviz olarak düşünmemek gerekiyor. Etik olarak davranmak gerekiyor. Sonuçta o gelenler de bir hasta, sonuçta bir insan. Onların bu şey buradan düzgün bir şekilde ve etik kurallar içerisinde tedavisini yaptırıp dönmesi gerekiyor. Biz kliniğimizde bu şekilde davranıyoruz. Hiçbir şekilde etik dışına çıkmadan, hastalarımıza anlataraktan. Bazen hastalarımız kabul etmeyip dönüp gidebiliyor. Çünkü farklı yaklaşımlar olduğu için kabul görmeyebiliyor. Hani bizim söylediklerimiz kabul görmeyebiliyor ve geri dönüş her zaman geri dönüş sağlanmayabiliyor. Kolaylıklar şu şekilde olmaktadır. Hastalarımız bir 10 günlük süre içerisinde gelmektedir. 10 günlük süre içerisinde tedavilerin tamamına yakını bitirilip ikinci bir seansta da geri kalanı bitirilmeye çalışılıyor. Tabi bu süreçte biraz hastamız yorulabiliyor. Git gel olayları olduğu için yorulabiliyor. Ama kısa süre içerisinde bitirilmesi gerektiği için hastamız tedaviyi kısa süre içerisinde alıp ikinci seansta da tamamı bitiriliyor hastamızın.